Hadi başlayalım o zaman. Buyur baba. Anlatacaksın değil mi baba? Bu yolcudur. Bu da yolun tamamı. Bir de bugün Vuslat dizisi setinden en özel anları ve keyifli röportajları TRT1 izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yılanlar yolcunun düşmesine işaret eder. Bu bölümdeki konuğumuz, sevilen dizide Salih Baba rolüne hayat veren tiyatro sanatçısı Mehmet Özgür. Başarılı oyuncuyla Salih Baba karakterinin antikacı dükkanında bir araya geliyoruz. Hem tiyatro sahnesinde, hem televizyon ekranlarında, hem de beyaz perdede birçok önemli projede yer alan Mehmet Özgür'ün oyunculuk macerası nasıl başlamış, gelin kendisinden dinleyelim. Ben değil de oyunculuk kaderinin bana karar verdiğini düşünüyorum. Yani onun bana gelişi bir karar diye düşünüyorum. Çünkü ben aklımın erdiği ilk günden beri ne olacaksın sorusuna hep tiyatro oyuncusu olacağım diye cevap veriyordum. Etrafımda da, çevremde de yoktu. İlk tiyatro oyunumu da ilkokulun ilk yıllarında izlemiştim. Ona rağmen hani ailemde de yakından uzaktan bu işle alakalı birisi olmamasına rağmen çocuk yaşlarda sorduklarında hep tiyatro oyuncusu olacağımı söylüyordum. O yüzden o kader bana karar vermiş, beni bulmuş diye düşünüyorum. O da hiç değişmedi. Yani o isteğim çocukluğumdan beri devam eden o isteğim bütün eğitim hayatım boyunca hiç değişmedi. Hala da o yolda ilerliyorum işte. Mehmet Özgür, oyunculuğun mutlak bir disiplin işi olduğunu belirtiyor. Ya oyunculuk zaten başlı başına disiplin gerektiren bir meslek kolu. Eğer disiplinden uzaksanız zaten başaramazsınız. İstediğiniz noktaya da hayal ettiğiniz noktaya yaklaşamazsınız bile. O yüzden çok kendi iç disiplininizi çok ciddi eğitmeniz lazım. Duygularınızı, hatta kaslarınızı dahi eğitmeniz lazım, tanıyor olmanız lazım. Tüm vücudunuza, tüm reflekslerinize hakim olmanız lazım. Dolayısıyla bütün rollere bakış açınız, karakterlere bakış açınız, bir disiplin hakimiyetindeyse bu aralıklı geliş geçişlerde sorun yaşamazsınız. Çünkü o içinizde bir yerde tutarsınız onu kontrol altında. Yeri geldiğinde alıp kullanırsınız. Yeri geldiğinde tekrar çekmecesine koyarsınız. Mehmet Özgür'ün canlandıracağı her rol için yoğun bir ön hazırlık sürecinden geçtiğini öğrenmemiz bizleri şaşırtmıyor doğrusu. Benimkisi aslında biraz başka dünyalara seyahat gibi oluyor bu hazırlık süreci. Ben biraz fazla düşünen, yani o hazırlık sürecinde biraz fazla konsantre olan ve bu dünyadan uzaklaşan bir dönem yaşıyorum. Etrafımdaki insanları görmediğim çok an oluyor, bulunduğum alanı görmediğim, nerede olduğumu bilmediğim anlarım oluyor rolleri hazırlanırken. Ama hani Allah'tan eşim ve etrafımdaki yakın insanlar bu mevzuyu bildiği için şöyle oluyor. Benim o hallerimi gördüklerinde tamam Mehmet şimdi gitti, birazdan gelir deyip çok da dokunmuyorlar bana. Başarılı oyuncu, kendisine gelen projeleri değerlendirme sürecinde ise bakın hangi kıstasları gözetiyormuş. Bana teklif edilen rolle o senaryoya hizmet edebilecek miyim? Önce buradan bakıyorum. Benim öncelikli bakış açım budur. Hiçbir şekilde para için ya da avantajlı bir rol diye o senaryoya
balıklama atlamam. Bazen öyle şeyler oluyor ki çok kuvvetli bir rol olmasına rağmen senaryonun içerisinde kendimin o rolle, o senaryoya hizmet edemeyeceğimi görüyorum. Ve bir başka rol görüyorum orada. O senaryoya daha çok hizmet edebileceğim, daha küçük bir rol. Bunu yönetmene ya da yapımcıya teklif ediyorum. Diyorum ki siz beni bu rol için istediniz ama bu rol ben değilim. Bu rol aslında şu arkadaşım. Ama ben size şu rolle daha çok hizmet ederim. Bu senaryoya daha büyük katkı koyarım diyorum. Ve çok da oluyor bu. Mehmet Özgür, Salih Baba karakteri kendisine teklif edildiğinde önce tereddüt ettiğini, ancak sonrasındaysa karakterin derinliğine aşık olduğunu ifade ediyor. Daha önce de anlatmıştım bir haber içerisinde. Acaba oldu. Çünkü Salih Baba karakteri ben okuduğumda, ki diğer kastı biliyordum, hepsi dostlarımdı ve yaş olarak benden neredeyse hani 2-3 yaş büyük olan arkadaşlarımız var. Salih Baba'ya Salih Baba diyecek. Burada bir tereddüt yaşadım. Bunu da söyledim yönetmene ve yapımcıyla bir toplantı aldık. Emin misiniz dedim. Yani eyvallah ben hani rolde kendimde hissediyorum ve bu rolle bu projeye katkı sağlayabilirim ama kasta bir problem var. Çünkü bu arkadaşlarım benden büyük insanlar. Nasıl Salih Baba diye hitap edecekler? Seyirciyi burada inandıramayabiliriz. Seyirciyi inandıramazsak hikayeye bağlayamayız diye böyle bir tereddütüm vardı. Sonra oturup konuştuğumuzda şurada anlaştık. Dedik ki bu adamın yaşından dolayı Salih Babalığı yok. Bu adamın derinliğinden dolayı bir Salih Babalığı var. Ki neticede de böyle insanlar var günümüzde. Yaşları küçük olmasına rağmen o sahip oldukları derinliğin büyüklüğünden kaynaklı yaşça küçük kendisinden yaşça büyük olan insanlar bile onlara işte baba diye, abi diye hitap ediyorlar. Dolayısıyla biz de oradan bakınca tatlıya bağladık mevzuyu ve Salih Baba zaten benim hani okuduğumda da aşık olduğum bir roldü. Ve öyle başladı hikaye. Başarılı oyuncu, Ariflerin Satrancı olarak da adlandırılan bu oyunun eğitim hayatında da kullanılabileceğini vurguluyor. Aslında bence yaygınlaşması gereken bir oyun. Özellikle okullarımızda, üniversitelerimizde yaygınlaşması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü içinde bulunan kavramları sadece öğrenmiş olsanız ciddi bir entelektüel zekaya zaten ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla da hani diğer satrancı da bir kenara atmadan söylüyorum. O da çok önemli. Hani insan zekasını tamir eden, güçlendiren bir oyun eyvallah. Ama bu çarpı 3. Yani hem işin diğer tarafını oynuyorsunuz hem de o kavramları öğrenip kendi derinliğinizde o kavramlara yön veriyorsunuz. Dolayısıyla da çok yaygınlaşması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Başarılı oyuncuya göre Salih Baba karakterinin bakın nasıl bir yaşam felsefesi varmış. Bence Salih Baba hiçliğe ulaşmış bir adam. Aldığı nefesten gayri başka bir kıymeti olmayan, başka bir kıymete de, dünyevi bir kıymete de inanmayan bir adamcağız. Çok entelektüel bir adam, çok güçlü bir zekaya sahip. Büyük acılara sahip çünkü ben de kendim de Salih Baba'da muhtemelen acıların insanı çok daha doğru eğittiğini düşünen iki kişiyiz. Acılardan geçen yolların insanları her zaman doğru yollara götürdüğünü, daha ahlaklı, daha nefislerimize hakim olabildiğimiz bir noktaya götürdüğünü ben kendi hayatımda da tecrübe ettim. Salih Baba da kendi hayatında tecrübe etmiş. Onun için hiçliğe inanan ve o yolda yürümeye devam eden, sevgiden başka da kalbinde bir şey barındırmayan bir adam. Güzel bir adam, örnek alınması bir adam, rol model olması gereken bir adam birçok izleyici için bence. Bu insanları çoğaltabilirsek, Salih Babaları çoğaltabilirsek etrafımızda,
O zaman daha yaşanılabilir bir dünya olacak etrafımız bence. Geçmişi sırlarla dolu Salih Baba karakteri, dizinin ilerleyen bölümlerinde Vuslat izleyicilerine büyük sürprizler yaşatacak. Mahallede herkesin bilmesi gereken şeyler sanki derin bir kuyuya atılmış, üstü kapatılmış. Yalnız benim çözemediğim bir durum var. Aziz'i bitireceksin Tahsin. Vuslat yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Sen benden oğlumu öldürmemi mi istiyorsun? Herkes oyundadır. Ama asıl olan yolcudur. Peki Kerem ne olacak? Birlikte girdiğimiz bir yoldan birlikte çıkalım. Kalbime bir defa şüphe düştü artık Ferit. Yokmuş gibi davranalım. Üzgünüm.